Merhaba sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Haftanın Hayı Huyu programındayız bir kez daha. Mutlak kapanma koşullarında yaptığımız programlardan birini daha gerçekleştiriyoruz. Ve bu hafta için aldığımız notlar var. Dolayısıyla hepsini konuşabilmek adına hiç zaman kaybetmeden bir an önce sevgili Mihail Vasilyadis'le bu haftanın gündemine girelim. Girelim. Önce şu gündeme girebilmek için buraya gelmek lazım. Buraya gelebilmek için de galiba pek çok zorluklarla karşılaşmak gerekiyor. Bu konuda bir şeyler söylemek lazım. Yani ben Gazeteciler Cemiyeti'nin bir üyesi olarak ve Apoyevmatini Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olarak yola çıkıp dolaşabilmem için, yani işimi yapabilmem için, buraya gelebilmem için E-Devlet'ten izin kağıdı almam gerekiyormuş. Bu izin kağıdını da alabilmek için sigortalı olduğum bir kurumdan alacağım izin belgesiyle müracaat etmem gerekiyormuş. Ya biz zaten emekliyiz. Emekli olarak ailenin, oğlumun sahibi olduğu gazetede yazı işleri müdürü olarak çalışıyorum. İki kişi bir gazeteyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Zaten sigortalı olan, iki kere sigortalı olamayacağına göre sigortalı olmam mümkün değil. Bu durumda ne olacak? Çalışmayacağım mı? Eğer ben çalışmazsam bu gazete bir tek kişinin çalışmasıyla günlük olacak bir işte. Gazetenin çıkabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla galiba bunları hazırlayanlar kendi kafalarında kurdukları bir yöntemle bir gazete nasıl çıkar yahut bir televizyon programı nasıl hazırlanır veyahut gazetecilik nasıl yapılır kendi düşüncelerine göre kurarak işte bu E-Devlet'ten alacaksın. Ya E-Devlet'ten ne alayım? Sigortalı olmayınca E-Devlet vermiyormuş. Ben sigortalıyım. Emeklisin. Ama emekli olduğum için sigortalıyım zaten. Gerçekten de bütün bunlarda çok büyük bir savrukluk yaşanıyor. Ya 80 küsur yaşında hala çalışıyorum. Faydalı olmaya çalışıyorum. Buna rağmen... Hayır sen çalışmayacaksın, sen oturacaksın, pinekleyeceksin mi diyorlar. Ne demek bu? Evet 65 yaş üstüne zaten o gözle bakılıyor. O ayrı bir mesele ama bu konuda alınan bütün kararlarda da biz aynı savrukluğu ne yazık ki görüyoruz sevgili Mihail. Çünkü önce üstün körü bir genellemeli açıklama yapılıyor. Sonrasında o olmazdı, bu olmazdı derken tamam dur bunu düzeltelim, bunu değiştirelim. Sürekli bu açıklamalar... Tadilata mecbur kalıyor, muhtaç kalıyor. Daima bir değişiklikler oluyor. Nitekim şimdi bu marketlerde hangi ürünlerin satılıp satılmayacağı meselesi de çok ciddi bir tartışma oldu. Çünkü temel ihtiyaç malı olmayan şeyler, ihtiyaç maddesi olmayan şeyler satılmayacak dendiler. Kim karar veriyor buna? Evet, bunun sınırlaması nedir? Genellemeler yapıldı. Oyuncak satılmasın. İşte ev tekstili satılmasın, giyim eşyası satılmasın. Bir çocuğa bir sor bakalım. O oyuncak. Temel ihtiyaç maddesi. Temel ihtiyaç maddesi mi değil mi? Bir tiryakiye sor. Sigara temel ihtiyaç maddesi mi değil mi? Alkole alışık olan birine sor. Temel ihtiyaç mı değil mi o içeceği içki? Ve bunlar... Kanunen yasak olmadığına göre bunların temel ihtiyaç maddesi olmadığına genellikle karar verilemez.
senin için temel ihtiyaç olmayan benim için temel ihtiyaç maddesi olabilir. Benim için olan da senin için olmayabilir. Evet, orada bir izafiyet durumu var. İzafidir. Tam dediğin gibi senin için olmayan benim için olabilir ama belli genellemeler de yapılmasını da anlayışla karşılayabiliriz. Yoksa evimde bir ampul patlasa ampulü değiştiremeyeceğim. Şu andaki duruma göre bekleyeceğim ki kısıtlamalar geçsin. Temel ihtiyaç değil. Temel ihtiyaç değil çünkü ya da işte market sadece gıda ürünleri satacak veya kozmetik de değil, hijyen ürünleri satacak. Böyle bir kısıtlama var. Peki final maçı İstanbul'da oynanacakmış, Avrupa Kupası. O da temel ihtiyaca giriyor mu? 25 bin seyirci mi alınacakmış, ne içeri, nasıl oluyor o? Bilmiyorum. Hangi tarihte olacakmış bu maç? Efendim? Tarihi nedir bu maçın? Bu önümüzdeki Mayıs ayı içinde. Mayıs ayı içerisinde. Zaten bildiğim kadarıyla Futbol Federasyonu da, Uluslararası Futbol Federasyonu stadyumlara girişin yasak olduğu ülkelere ağır müeyyideler koymak istiyor. Yani çünkü biliyorsun ki artık futbol sadece futbol değildir. Hiçbir zaman futbol sadece futbol olmadı. Ama bugün futbol çok önemli bir kapitalist metadır. Milyonlarca da müşterisi olan bir kapitalist milyonlarca kişinin de yemek yediği yani. Alandır. O yüzden de Futbol Federasyonu pandemiyle biz stadyumları kapattık diyene ceza vermek niyetinde. Bu da böyle bir çelişki. Fakat bu hükümet kararlarındaki, evet o kelimeyi kullanmak lazım, savrukluk gittikçe daha vahim bir hale geliyor ve hükümet açısından da çok zorlayıcı bir yere geliyor. Burada kastettiğim şey Rize İkizdere'deki taş ocağı, taş ocağına karşı direniş ve direnişçilere karşı devletin zor yüzü. Ha, o direniş yasak değil. Ama işte bir araya gelmek olmadığı için, yasa olduğu için biz direniş yapmayın demiyoruz. Ama bir araya gelmeyin diyoruz. Şimdi yani, burada çok vahim bir şey var. O bölgeler, yani genel olarak Karadeniz bölgesi, Rize bölgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi memleketi. Dolayısıyla orada çok ciddi bir oy potansiyeli var. Ve bu insanlar, hemşericilik biliyorsun ki Türkiye'de çok geçerli bir şeydir. O hemşericilik dayanışmasıyla sürekli bu iktidarı, iktidara geldiği ilk yıldan beri büyük bir hararetle destekleyen bir kesim. Haklarıdır, desteklesinler. Desteklesinler ama şimdi o destekledikleri figürlerin kendi karşılarına dönmesine tanık oluyorlar. İşin bir tarafında Türkiye'de en çok ihaleler alan bir holding var. Kamu ihalelerinde Türkiye şampiyonu olan bir Cengiz Holding var. Biliyorsun 5 tane şirket bunlar. Beşli çete diye anılıyorlar muhalefet tarafından. Onlardan birisi Cengiz Holding ve deniz kenarında yapacağı bir liman çalışması için taşa ihtiyacı var. Taşı da o bölge insanının ekolojisini bozarak elde etmek istiyor. İnsanlar da bu ekolojik yıkıma tepki gösteriyorlar. Bu tepkinin cevabı jandarma baskısı, cop, biber gazı ve gözaltı olarak tecelli ediyor. Bunlar çok tuhaf şeyler değil mi? Peki bu ekoloji ilgisi, ekoloji hassaslığı Kanal İstanbul içinde var mı? Orası ne olacak? Şu anda Marmara Denizi'nin, bütün Marmara Denizi'nin çepeçevre, bütün sahilleri, bizim adalar sahili, Kadıköy iskelesi, Fener, her taraf bembeyaz deniz salyasıyla dolmuş durumda. Evet. Bu duruma geldiğine göre bir de kanal açılırsa ne olacak? Bütün bunları düşünmeden, bütün bu konularda sorulara, var olan sorulara cevap verilmeden ben dedim olacak, biz bunu yapacağız çünkü öyle görüyoruz demekle oluyor mu?
Tabii oluyor. Oluyor. O senin bahsettiğin o beyaz köpüğe de, çünkü aynı çevreler dediler ki bu bir doğa olayıdır. Yani bizde ilgisi yok. Doğa böyle bir şey yapmış, kendiliğinden olmuş. Bunun bir çevresel etkinin sonucu olduğunu hiç akıllarına getirmek istemiyorlar. Allah'tandır diyecekler. Allah'tandır diyecekler. Bir de balıkçılara soralım. Balıkçılara ne soracağız? Balık avı sezonu da kapandı. Yani balık avı sezonu da kapandı. Doğa Türkiye'de pek göze dikkate alınan bir olay değil. Birkaç sene önce bir toplantı yapılmıştı. Burada Alman vakfı var. Heinrich Böll mü? Şeyden inerken Galatasaray Lisesi. Goethe Enstitüsü. Hayır, öbürü. Heinrich Böll Stiftung. Heinrich Böll. Türkiye'den ve Yunanistan'dan 8'er gazeteci bir araya getirdiler. Ve Atina'da oldu bu toplantı. Oraya gittik. Özellikle Yunanlı gazeteciler o dönemde, bu herhalde 2010 döneminde falan oluyor galiba. Tam olarak hatırlamıyorum, 10 mu, 11 mi, 9 mu oralarda. Türkiye'deki gelişmeleri yere göğe koyamıyorlar. Ve diyorlar ki işte yüzde şu kadar her sene büyüme var, şu var, bu var. Herkes bunları söyledi, met etti. Bizim Türkiye'den giden gazeteciler de. Sıra bana gelince dedim, merkez bunun metiyesini yaptı, doğrudur. Evet, bu gelişmeler var. Ama bunun neye mal olduğunu söyleyen olmadı dedim. O dönemde de hatırlıyorsun, Ayamama derisi. Evet. Bir yağmurdan sonra tıkanmıştı. O medya center'lar su altında kaldı bilmem ne. Ve oradan işe şey taşıyan, işçi kadınları taşıyan kamyonet, kapalı kasalı kamyonet. Kasa ve kadınlar boğuldu içeride. Hayatını kaybetti. Dedim ki evet, bize yatırım yapılıyor. Türkiye'ye yatırım yapılıyor. Yapılıyor ama neden yapılıyor? Çünkü Almanya'da kumaşla ilgili yatırım yapmak isteyen doğayı koruyacak tedbir alması lazım. Bu ona maliyet oluyor. Maliyet oluyor. Yani maliyetini kimisi ne çıkartıyor? Dolayısıyla geliyor bu tesisleri burada yapıyor. Bunun başka bir cinsi de sen söylemiştin geçenlerde. Artıklar buraya getirilip gömülüyor. Plastik atıklar. Plastik artıkları, işte ne bileyim bir sürü böyle yani doğayı bozacak, yok edecek. Plastik, kimyasal. Plastik, kimyasal. Bunun dışında mesela ırmaklarımızın kenarına yapılıyor bunlar ve atıklar doğrudan doğruya akarsuya akıtılıyor. Özellikle o Karadeniz, Yeşilırmak, Kızılırmak falan bütün bunlar. Ve orası mahvoluyor. Bu arada zeytin ağaçları kesilip arsa durumuna getiriliyor. Bir de dediğim üstüne üstlük o herkes tarafından geleceği bilinen ve defalarca bize söylenen deprem gelirse, Türkiye'nin bu sanayi tesisleri ne olacak? Kime mal yapacak? Fransa'da şeyler yapılıyor, imal ediliyor. Blue jean pantolonlar imal ediliyor. Hı hı. Onları degrade hale getirmek için fırçayla devamlı aşındırıyorlar. Aşındırmak lazım. Bu saatlerce süren bir şey ve onlara pahalıya mal oluyor. Bize gönderiyorlar. Biz 2 dakikada degrade hale getiriyoruz. Çünkü kumla. Kumla ve
silikozis hastası yapıyoruz. Avrupa'da kullanılması yasak olan kimyasallarla ve bunu yapanlar, o boğulan kadınlar merdiven altında 40 yaşına gelmeden, eğer boğulmadıysa 40 yaşına gelmeden zaten meslek hastalığından ölüyor ve sigortasız olduğu için de küme gidiyor gidiyor. O silikozis denen hastalık gelişti ondan, biliyorsun. O tabii, kumla püskürtülen, basınçla püskürtülen kumu soluyor işçiler ve o solumanın sonucunda akciğerleri iflas ediyor. Bunu son olarak bizim Zapyon Okulu'na uyguladılar. O kumla temizlemek için. Temizlemek için. Yapmayın etmeyin diyenler oldu. Kimse... Orada gene açık havadasın, dış mekandasın. Belli tedbirler de alınarak bunu yapmak belli bir mantık kazanabilir ama senin dediğin gibi o kapalı yerde merdiven altı diye tabir edeceğimiz bodrum katlarında havalandırması olmayan yerlerde o püskürtme işlemine tabi olanlar o püskürttüklerini soluyorlar da aynı zamanda. O çok daha vahim bir durum. Yoksa öbürü evet aşınmış, kalkerleşmiş taşları kumlamayla temizliyorlar, biliyorum onu. Onun da belki yan etkileri vardır ya da zararlı etkileri vardır çevre açısından, bilmiyorum ama o tekniği biliyorum. Fakat şimdi bu meseleye biz Rize'de hükümetin halkla karşı karşıya gelmesi durumundan başladık, oradan yürüdük. Bunun bir örneği de halk ekmek büfeleri. Biliyorsun ki belediyeye bağlı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmek fırınları hem kaliteli hem de daha ucuz ekmek üretiyorlar. Ve bu ekmeği de tüketiciye büfeler vasıtasıyla ulaştırıyorlar. Buna da ilgi çok büyük. İlginin en önemli sebebi fiyatının daha düşük olması. Evet, daha kaliteli Ramazan ekmek. Ramazan pidesi de yapılıyor mu bugün? Çok iyi bilmiyorum. Muhtemelen yapılıyordur. Tabii ki yapılıyordur. Orası çünkü bir ekmek üreten fabrika. Muhtemelen Ramazan'da da Ramazan pidesi yapılıyordur. Ama fiyat neredeyse yarı yarıya daha ucuz. Yani 2 liraya aldığımız ekmek, normal fırından veya bakkaldan 2 liraya aldığımız ekmek, halk ekmek fırınlarında 1 lira. Dolayısıyla buna bir talep oluyor. Bu talep karşısında da belediye daha çok sayıda büfe açmak istiyor ki bu talebi karşılasın. Üretimde karşılayabiliyor ama halka ulaşması da lazım. AKP'li belediyeler bundan fevkalade rahatsız oluyorlar, ilçe belediyeleri. Niye? İki belediyede özellikle bu mesele çok ayyuka çıktı. Bunlardan birisi Ümraniye Belediyesi, birisi de Üsküdar. Engel olmaya çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ilçeleri sınırında bir halk ekmek büfesi açmasına engel olmaya çalışıyorlar. Onlar engel oldukça oradaki o büfeden yararlanacak olan halk mağdur oluyor. Bir kez daha... Bu belediyenin yaptığı bir şey. Büyükşehir Belediyesi ekmek üretiyor. Ama ilçe belediyesi o ekmeğin satışına engel olmak istiyor kendi sınırlarında. Çünkü düşünüyor ki bu aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'ne bir oy getirecek bir şeydir. O hizmeti aksatmak istiyor. Nitekim çok vahim şeyler bunlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni muhalefet adayı kazanınca, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin desteklediği, hatta HDP'lilerin de kerhen desteklediği adayı kazanınca Cumhurbaşkanı ilginç bir açıklama yapmıştı o zaman. Topal ördek olacak dedi. Belediye meclisinde çoğunluk bizde, çalıştırmayacağız onu. Bu çok vahim bir açıklamaydı. Çünkü kime karşı çalıştırmayacaksın? Yani Büyükşehir Belediye Başkanı halka hizmet edecek bir mevkidir, bir kurumdur. Bunu çalıştırmamak ne anlama geliyor? Halkı cezalandırmak mı? Siz onu seçerseniz, AKP adayının dışında birini seçerseniz biz de onu çalıştırmayız, gününüzü görürsünüz mü? Bu mudur? Şimdi halk ekmeğin sabote edilmesi de aynı anlama mı geliyor?
Nitekim bugün pek de... Pek çok belediyelere belediye başkanı iptal edildi. Onun yerine... Kayyumlar getirdi. Şimdi kayyumların yerine kayyumlar atanıyor çünkü bir yandan da. Güneydoğu'da, Diyarbakır falan gibi yerlerde çünkü kayyum yolsuzlukları artık ayyuka çıktı. Durum böyle olunca... Avrupa'ya adam kaçıranlar. Avrupa'ya adam kaçıranlar da var. Eşini, dostunu, akrabasını belediye kadrolarına memur olarak alanlar da var. Ve durum bu vaziyete gelince mecbur kaldılar kayyumu alıp başka bir kayyum koymaya yerine. Kayyum belediyesine kayyum atıyorlar. İşe aldığı kişiler de beraber gitti mi? O yoksa çok çarpıcıdır. Da... Çok çarpıcıdır. Onlar her halükarda daima oldukları mevziyi kaybetmiyorlar. Bir üst maaş alabilecekleri başka bir yer mutlaka bulunuyor insanlar için. O kadrolar için. Biz bu tabloyu sadece belediyelerde değil, bu sözü mazur görsün o üniversitelerde okuyanlar falan ama Taşra Üniversitesi diye tabir edilen üniversitelerin kadrolarında da bu durumu çok görüyoruz. Üniversitenin rektörü bütün akrabasına birer üst düzey görev bulabiliyor üniversite bünyesinde. Bir bakıyorsun ki bir akraba çiftliği olmuş üniversite. Zaten üniversitenin kendi, hani Türkçe'de bir laf var, kerameti kendinden menkul. Öyle bir tabela var, üniversite yazıyor ama içerisinde üniversiteyi haklı çıkaracak ne var diye baktığında ne yazık ki çok fazla bir şey bulamıyorsun. Bu da ayrı bir Türkiye hakikati. Ama şimdi onu diyecektim, biz programa girmeden duyduğumuz bir haber de bugünkü bir haber yani 7 Mayıs itibarıyla bu halk ekmek büfelerinden birinde de yangın çıkmış. Büfe kullanılamaz hale gelmiş. Büfe dedikleri zaten plastik kutudan bir kabindir yani. Birkaç metrekarelik bir kabin. Nasıl çıkmış ama? Bilmiyorum, onu bilmiyorum işte. Ama büfe kullanılamaz hale gelmiş. Tabii nasıl çıktı bu yangın sorusu? Soru işareti ama acaba bu konuyu soruşturacak bir savcı olacak mı memlekette? Bu yangın nasıl çıktı? İtfaiye ne rapor yazacak? Şikayetçi olan olursa herhalde. Olmasa? Mihail olmasa? Neden olmasın? Yani neden soruşturulmasın? Bu o kadar hassas bir konu ki bu direnç biliniyorken bir savcının resmen yani herhangi bir yerden bir talimat almadan da bununla ilgilenmesi gerekmiyor mu? Gerekmiyor biliyorum. Evet çünkü çok daha ağır ithamlar ne var. Ne bunu sokayım? Ha, çok daha ağır ithamlar var ve herhangi bir savcı bu ithamları göz önüne alıp da herhangi bir girişimde bulunmuyor. Kastettiğim suç örgütü lideri biliyorsun ki Türkiye'de suç örgütü liderleri popüler isimlerdir. Bir anlamda taraftarları olan. Robin Hood. Öyle zannedilen, öyle algılanan idollerdir yani birçok insan için. Önemli kahramanlar. Bunlara şüphesiz ki bazı televizyon dizileri de çanak tuttu. Böyle bir anlayışın yerleşmesine. Polat Alemdar falan gibi figürlerle. Şu anda biz o suç örgütü liderlerinin birbirleriyle olan savaşına tanıklık etmekteyiz. Ama bu savaş esnasında müthiş kirli çamaşırlar ortaya saçılıyor. Çok ciddi iddialar ortaya saçılıyor. Fakat bu iddiaların hiç soruşturma konusu olduğuna tanık olmuyoruz. Vallahi... Yani birisi diyor ki İmamoğlu 4 sene önce bilmem hangi türbeye gitti. O türbeyi ziyaret ederken ellerini arkadan birleştirmişti. Böylece de türbede yatana saygısızlık etmişti. Bunun için şikayette bulunuyorum diyor birisi. Onun üzerine birileri de ya öyle mi o zaman biz bunu bir soruşturalım diyorlar. Sonra yeni yeni şikayette bulunan da ben bulundum o şikayeti. CİMER'e yaptım diyor. Tokat Spor başkanıymış. Bu da bugünkü haber. Yani bugün derken pazar yaptı, günü değil. Tokat Spor Başkanı bu ihbarı yapmış CİMER'e. Ki Ekrem İmamoğlu böyle bir saygısızlık yaptı falan filan. Başka bir suçu daha var Ekrem İmamoğlu'nun.
gitmiş, HDP'li belediye başkanlarını ziyaret etmiş. Eşini de almış yanına, karı koca gitmişler. HDP'nin seçilmiş belediye başkanlarına, adamlar görevdeyken, nezaket ziyareti, işte şudur budur, ne ziyaretiyse artık bilmiyorum. Hediye götürmüşler, bir Atatürk tablosu götürmüş hediye olarak belediyeye. Şimdi o suç olarak ortaya atılıyor. Böyle bir suç işledi bu adam diyerek. Savcı da o zaman biz bunu bir soruşturalım diyor. Niye suç oluyor bu? Ben de bilmiyorum. Bunun neden suç olduğunu ben de bilmiyorum. Galiba suçluyu övmek gibi yorumlamışlar. Ama suçlu dedikleri adam o dönemde görevinin başında bir belediye başkanı, seçilmiş bir belediye başkanı. Bulunduğu bölgenin %70-75 oyunu alarak seçilmiş bir belediye başkanı. Anlamak mümkün değil Mihail. Buna karşılık da şimdi diyor ki Kolombiya'da bir gemide 4.9 ton kokain ele geçirildi. 4.9 ton kokain. Kokainin mal sahibi filancaydı. Gideceği liman Türkiye'ydi. Rotası Türkiye'ydi. Ve bu iddialara karşı herhangi bir savcı bir harekete geçmiyor. Ki bu neyin nesidir diye. Bu suçlamayı yapan kim? Suç örgütü lideri. Kaçak durumda olan suç örgütü lideri. Esasında... Bunun lafını ciddiye almamak mı lazım diyeceksin. Hukukta temel bir kanundur. Suçlu yaratamaz. Yani bir suçlu başka bir kişiyi suçlu olarak yaratamaz. Bir şikayeti olsa da tabii dikkate alınması mümkündür. Ama o suçlunun iddiasına dayanarak başka birini mahkum edemezsin. Muhakkak surette itibarlı kişilerin bu konuda ifade verip ona göre gerçek nedir ortaya çıkarmak lazım. Maalesef bu bizde burada pek böyle dikkate alınan bir şey değil. Bir hukuk ilkesi değil. Mihail, şimdi burada çok çarpıcı mevzu var. Öncelikle bu iddiayı ortaya atan adam şu anda suçlu değil, sadece kaçak. Sadece kaçak. Düne kadar serbestti, düne kadar sağda solda mitingler yapıp Cumhurbaşkanı'na destek açıklamaları yapıyordu. Cumhurbaşkanı'nın karşısında gördüğü insanlara tehditler savuruyordu. Dolayısıyla suçlu falan değildi. Ha, sonrasında mafyalar tehditler arası... Tehditler savuruyorsa demek ki suçlu. Yok, o tehditler ifade özgürlüğüydü. Evet. İfade özgürlüğü. Tabii. O savurduğu tehdit şuydu. Hani biz bu suça ortak olmayacağız açıklaması yapmıştı ya akademisyenler. Evet. O akademisyenler için dedi ki sizleri keseceğim, doğrayacağım, kanınızı akıtacağım, kanınızda duş yapacağım. İşte bu tehdit için bu adam mahkemeye verildi. Mahkeme ne dedi biliyor musun? Yani bu onun ifade özgürlüğüdür dedi. Bunda öyle alınacak bir şey yok, gerek yok buna alınmaya dedi. Dolayısıyla bu adam bir suçlu değil şu anda. Sadece rakibi olan bir başka mafyadan çekindiği için, korktuğu için, sakındığı için daha güvenli bir yer olarak yurt dışına kapağı atmış. Oradan bu açıklamaları yapıyor. Tut ki bu adam burada hüküm giymiş bir suçlu olsun. Bunun açıklamalarının hiçbir anlamı olmayacak mı? O nasıl olsa suçludur, ne derse der, kendini kurtarmak için sağa sola çamur atıyor mu diyeceğiz? Diyebiliriz ama böyle bir olay olursa bunun üstüne gitmek gerekiyor. Gerekiyor da sırf o suçlunun şikayetiyle bir insanı mahkum etmek mümkün değil, doğru değil. Yani ya biz de kimseyi mahkum etmedik böyle. Ama ortada bir iddia var abi. Kazakistanlı genç bir gazeteci kadın önce tecavüze uğradı. Ondan sonra da ölü bulundu, öldürüldü veya ölü bulundu diyor. Sonra da isimler söylüyor.
bunun niye, kim tarafından tecavüze uğradığı, bu şikayetini kime yönelttiği, kimle ilişkisi olduğu yönünde iddialar ortaya sokuyor. İşte, bir olay var gerçek. Kazakistanlı Türkiye'de yaşayan bir gazeteci vardı ve sağlık sorunları şusu busu yokken birdenbire öldü. Bu araştırmayı, soruşturmayı gerektirmez mi? Araştırmayı, soruşturmayı gerektirir diyorum. Arka planında ama da hele böyle bir iddia varsa... Sırf bu iddiaya dayanarak mahkum etmek bence doğru değil. Abi iddiaya dayanarak yani, mahkum etmezsin zaten. Soruşturmanın yapan, sonucunda, mahkemenin sonucunda mahkum edersin. Kaşoki'de hatırlıyorsun. Buraya geldi... Ondan sonra yok oldu adam. Kayboldu ortada. Kaşıkçı. Parçası evet. bile bulunamadı. Ve biz suçladık. Kimleri suçladık? Geçen gün telefonla görüştüğümüz Suudi Arabistan Kralı. Prensini. Netice ne oldu? Şimdi onu, bu olayı inceleyen savcı kimse hala varsa... Ne yapacak, ne olacak bu durum? Tabii ki yapacağı bir şey yok. Çünkü o mesele küresel bazda aynı sonuçla karşılandı. Bir kere Suudi Arabistan kendi içerisinde dedi ki ben bazı sorumlular buldum, bunları yargıladım dedi. Ve o yargıladıklarına da çok ağır cezalar hükmetti. Bunlar yaptı bunu diye. Ya o iş öyle değil. Bunun emrini kim verdi bu adamlar? Kendi kendilerine yaptılar. Bunu dönemin Amerikan yönetimi de Trump da üstüne bir bardak soğuk su içti. Bütün dünyada üstüne bir bardak soğuk su içmek zorunda kaldı. Bütün dünya soğuk su içmek durumunda kaldı ama Türkiye hariç. Türkiye devamlı olarak bu konuyu ortaya attı. Bu konuda beyanlar yapıldı, bu konuda açıklamalar yapıldı. Bunun peşinde olduğumuz söylendi. Ama bir an... Bütün bunlar bitti. Türkiye'nin birçok konudaki tutumu böyle. Çin'e demediğimizi bırakmadık. Biz sokakta insanları yoldan çevirip dövdük ki siz Uygur Türklerine işkence yapıyorsunuz diye. Zavallılar dertlerini zor anlattılar ki ya biz Çinli değiliz, Koreliyiz. Yani Türkiye'nin o hassasiyeti meşhurdur. Soydaşlarına sahip çıkma hassasiyeti. Şimdi soydaşlarını teker teker evlerinden yakalayıp gözaltı merkezlerine, ondan sonra da sınır dışı merkezlerine havale ediyor. Sınır dışına göndermek için. Niye? Çin'le kurduğu ticari ilişkilerden ötürü Türkiye'nin bu tür satışları o kadar yaygın bir şeydir ki hiç kimse vay Türkiye bizim haklarımızı koruyor diye ümitlenmesin. Şimdi bu soydaşlar meselesine geldiğine önemli bir gelişme var. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Bey Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret etti. Oradaki temaslarından sonra şöyle bir beyanat verdi. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunda düzenlediği basın toplantısında değerlendirmede bulundu ve şöyle dedi. Selanik ve çevresindeki soydaşların bölgede Osmanlı mirası çok sayıda cami bulunmasına rağmen halen bayramlarda bile ibadete açık bir caminin olmamasından üzüntü duyduğumuz üzüntü duyuyoruz. Ve bunun altını çizdi. Bu konuyu Yunanistan ile temaslarımızda en üst düzeye gündeme getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz dedi. Avrupa Birliği'ne de çağrıda bulundu. Bu konuda siz de lütfen bu konuyla ilgilenin, bu konuyu gündeme getirin. Şimdi diyelim ki bu konu için özel bir toplantı yapıldı. Diyorum ki bu görüşmelerde İstanbul'da ve Anadolu'da Roma ve
Yunan mirası birçok eser var. Bu konularda özellikle gasp edildiği dönemde mesela en önemli bir misal, gasp edildiği dönemde içinde kullanılır durumda olan ve içinde insanların bulduğu Büyükada Yetimhanesi de ortaya konacak mı? Onun da yineden faal duruma gelmesi için çalışmalar yapılacak mı? Bir yatırımlar yapılacak mı? Bu İstanbul'daki bu bina Avrupa'nın ikinci dünyanın üçüncü müne şeyi, kültür mirası. O da görüşülecek mi? Sonra da Kıran Bey yine Batı Trakya sorunlarını da görüşmelerde ele alınacağını söyledi. Eğitimden etnik kimliğe, din özgürlüğünden vakıf mallarının idaresine ve bütün bu sorunlara kadar bunların üzerinde durulacaklarına dikkat çeken Kıran, Türk azınlığın, dikkat et, Türk azınlığın statüsünün Lozan'la garanti altına alındığını söyleyerek yine Avrupa'ya çağrıda bulunuyor. İşte bu konuda siz de ilgilenin diyor. Şimdi ufacık bir parantez. Emre Kongar'ın bir programı var Tele1'de. O programın tanıtım jingle'ında şöyle diyor Emre Kongar. Lozan'ı bilmeyen bir Dışişleri Bakanı olabilir mi diye öfkeyle soruyor. Şimdi Lozan'ı bilmeyen İçişleri Bakan Yardımcısı da olabilir. Parantezi kapattık. Sen devam et. Lozan'ı bilirler de belki yani İsviçre'de bir şehir. Şimdi bu arada bunlar görüşülürken mazbut vakıfların konusu ele alınacak mı? Türkiye'deki azınlıklara ait olan ama mazbut olarak ilan edilerek gasp edilen konular ele alınacak mı? Etnik kimlik konuşulurken Yunanistan'da Müslüman toplum içindeki Pomaklara ve Romalara da etnik kimliği ne? Saygı gösterilerek ne demek istedik, bu konuda ne ifade ne dedikleri sorulacak mı? Yoksa illaki biz Müslüman kimliğiyle Türk kimliğini aynılaştırdık. Aynı birbirine eş değer olduğunu iddia edip böyle mi yürüyeceğiz? Ah Mihail, o kadar ikiyüzlülük var ki bu konularda. Bulgaristan'dan Türkiye'ye mülteciler geldiği zaman bu mültecilerin arasında Romanlar da vardı. Çingeneler daha doğrusu, daha doğru ifadeyle Bulgaristanlı çingeneler. Türkiye Cumhuriyeti 40 tane takla attı ki biz bunları istemiyoruz, bunlar Türk değil. Bunları geri gönderip vatandaşlık da vermemek üzere nasıl bir ikiyüzlülüklerdir. Ama şu anda oradaki herkesi de Türk kategorisine sokmak ister. Pomak'ını da, bunu bütün bir Trakya halkları için yaptı. Alevileri de? Alevileri de, Boşnakları da, hepsini de. Geçmişte bunların hepsine ayrı ayrı dışlamak için kulplar takan akıl, ki o akıl ne yazık ki kesintisiz süren bir akıldır. Sadece taktiksel olarak dün öyle yapar, bugün böyle yapar ama esasen kesintisiz süren bir akıldır. Böyle tuhaf, çok tuhaf şeylere vesile oluyor. Bu arada Atina'nın açıklamasına göre Batı Trakya'da 127 okul ve 260 cami var diyorlar. Ama bakan yardımcısı diyor ki bayram dahil. Ama Kavala'yı kastediyor. Kavala'da da belki bir Türk veya Müslüman nüfus yoktur. Zaten
mübadele dışı bırakılan yer Batı Trakya, yani Gümülcine, İskeçe, Dede Ağaç yok onların içinde ve İstanbul'da İmroz ve Bozcaada. Bunun dışında olan, hatta Çekmece'nin ilerisinde arsası olan kişiler bunu talep edemediler çünkü bu mübadeleye giriyor diye deyip iddia edip kapatıldı. Ve galiba da doğru, mübadeleye giriyorsa hak iddia edemez. Şimdi bu konuda neden böyle yaralar açılmaya çalışılıyor? Neden bir tarafı cevap verme dürtüsü uyandıracak şeyler ortaya atılıyor? Bu konuda neden Avrupa'nın da yardımcı olması isteniyor? Tam aksine maaş, Yunanistan'la aranızı bulmanız çok faydalı olacaktır. Orada bir ilerleme kaydedilirse diğer konularda da ilerleme kaydedebileceğiz ifadesi var. Bu geçen günkü Çavuşoğlu'nun Almanya resmi ziyareti. Bu neden öyle, neden böyle diye sorduğun sorulara bir topyekün cevap vereyim ve son birkaç dakikada değinmek istediğim bir konu daha var. Nedeni şu Mihail, Türkiye halen asla empati yapma niyetinde olmayan bir akılla, siyasi akılla yönetiliyor. Bu imparatorluğun aklıdır. Onun özeti de şudur, bana her şey mübah. Benim her şeye hakkım güçlü var. Güçlü oldukça bana her şey mübah. İşte ama bu kavram içselleştirilmiştir. O yüzden de asla empati yapmayacak. Asla oradaki terk edilmiş durumda olan, bakımsız durumda olan camiler için hak talep ederken burada aynı durumda olan kiliseleri aklının ucundan bile geçirmeyecek. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Neden biliyor musun? Neden? Niye Biden'e aynı dilde cevap verilmiyor? Tuttu hem şey dedi, soykırımı dedi Ermeni konuları için, hem de Konstantinopolis kelimesini kullanmış. O da nedense gocundu. Neden aynı şiddette cevap verilmiyor? Ya Türkiye'de hiç kimse bilmez kadar, ki. Düne kadar söylemediklerimizi bırakmadığımız Mısır için, Mısır'ın terörist kabul ettiği, terörist olarak kovaladığı kişileri burada biz koruduğumuz döneme rağmen şimdi neden gidip orada böyle bir Mısır meselesine hiç girmeyelim çünkü zamanımız hakikaten bitti, son iki dakika kaldı Mihail, ama bu nedenlerin hepsinin cevabını biliyoruz. Neden Biden'a bir tepki veremedi? Öncelikle Konstantinopol için ne diyebilir ki? Konstantinopolis, bütün Osmanlı tarihi boyunca Konstantinopolis'tir. Bunun Cumhuriyet'e girdik de Konstantinopolis'i iftar ettik, İstanbul dedik diye tarih boyunca Konstantinopolis demeyecek miyiz? Biden çok tutarlı bir şekilde 1915 tarihinden konuşurken Konstantinopolis dedi. Bugünkü İstanbul'a Konstantinopolis demedi. Ama bu konudaki ben o hezeyana varan alerjiyi çok iyi biliyorum. Çünkü bütün Osmanlı tarihi boyunca o şehrin adı Konstantinopolis'ti. Tamam, ama o zaman neden illaki Yunanistan'daki Osmanlı mirasını dile getiriyor? Yunanistan'da Osmanlı mirası varsa o zaman da Türkiye'de Ayasofya bir Roma mirası. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle, ama ben konuşmak istediğim konuya zamanım kalmadı. Çünkü mütemadiyen söylüyorlar. Yok, konuşamayacağız. Konuşamayacağız. Neydi dedin? Ne olduğunu söyleyeyim ama konuşamayacağız. Ermenistan'da Haziran ayında erken bir seçim yapılacak ve o seçim öncesi ibretlik ittifaklar oluşuyor. Bu ibretlik ittifaklar... Önümüzdeki hafta bunu... Evet, Robert Koçaryan, yani bugüne kadarki çok büyük hukuksuzlukların müsebbibi olarak suçlanan ikinci Cumhurbaşkanı ve Taşnak Partisi işbirliği içerisinde giriyorlar seçime. Buna dair konuşmak istediğim hususlar vardı ama zaman kalmadı. Bunları önümüzdeki programda evet konuşmamıza değecek. Zannediyorum ki o güne kadar da biraz daha da olgunlaşacak meseleler.
Evet sevgili Artı Televizyonu izleyicileri, bu hafta da süremizi gene konuşmak istediklerimizi yetiştiremeyerek bir anlamda bu programa özgü bir klasikle bitirmiş olduk. Gerçi ben böyle diyorum ama siz kulak açmayın. Ben farkındayım. Bir sürü programın başına bu geliyor. Bunun en önemli etkeni de Türkiye'deki gündemin bolluğu, çeşitliliği, renkliliği olsa gerek. Her halükarda biz önümüzdeki hafta yeni bir programda tekrar bir arada olmak üzere vedalaşıyoruz sizlerle. Ben ve Mihail Vasilyadis hepinize iyi bir yeni hafta diliyoruz.